Ben dedi sünnetleri kılarken dedi kazaya niyet ediyorum. Bir arkadaşım olmaz dedi. O arkadaşına bakma sen. Çünkü dört mezhepten üçünde Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhebinde kazaya kalan namaz borcu olan kimsenin nafileleri mesela Şafii mezhebinde falan haramdır. Nafile kılması, nafileyle meşgul olması haramdır, günahtır. Diğerlerinde de öyledir. Hanefi mezhebinde de kabul olmaz. Dolayısıyla dördünde de kaza kalan namaz borcu olan bir kimse kaza borcu bitene kadar nafilelerle meşgul olmaz. Öncelikle kaza borcunu bitirmesi lazım. Bunun için de mesela Hanefi mezhebinde sabah namazının sünneti istina edilmiş. Çünkü vacip makamındadır deniyor kitaplarda. Öğle, ikindi, akşam ve yatsının sünnetlerini kılarken hep kazaya niyet etmeli. Onlar kazaya niyet edince sünnetler terk edilmiyor. Bazıları öyle salaklık ediyor. Terk ediliyor diyor. Terk falan edilmiyor. Hatta bir arkadaşım birisi bir gün dedi şey yani arkadaş iş sahibi birisi dedi işte de o bölge işte müftü efendi gelmiş o kazan müftüsü gelmiş onun sana hoca efendi de varmış şu an imamla tanışıyorlarmış. Neyse namazdan sonra ya buyurun demiş hani bir yemek yiyelim bir çay içelim falan kabul etmişler gelmişler falan. İşte orada derken imam işte kurcalamış. Müftüye şikayet ediyormuş bu esnafı. Demiş bu işte sünnetleri kılarken kazaya niyet ediyor. Sünnetleri terk ediyor falan. Bu arkadaş demiş ki demiş işte hemen müftü başlamış işte olmazdı falan. Demiş, bir dakika demiş. Bir dakika. Demiş beraberce öğle namazı kıldık değil mi? Evet. Demiş ben farzdan önce demiş dört rekat namaz kıldım mı sizinle beraber? Kıldım demiş. Peki demiş cemaatle öğleyi kıldık mı? Kıldık. Peki cemaatle öğle farzını kıldıktan sonra da iki rekat kıldın mı? Kıldım. Peki demiş aramızda bir fark var mı? Ben nerede terk ettim demiş sünneti? Nerede terk ettim? Hem demiş kitaplarda diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunlara öğlenin sünneti demiyordu. Öğlenin sünneti demiyordu. Allah rızası için namaza diyordu. Ben de Allah rızası ilk kaza kılan öğle namazın farzına dedim. Ben demiş sünnet terk ettim mi şimdi? Dedi ki yani imam da müftü dedi takıldı kaldı. Yok dedi sünnetleri sen kıldın. Demiş niye terk et diyorsunuz o zaman? Çünkü Muhammed Sadık Efendi buyuruyor ki önemli olan dört rekat öğle namazının farzından önce dört rekat namaz kılmak sünnet. Ben diyor kıldın mı bunu? Kıldım. Peki dört rekat farzdan sonra da iki rekat kıldın mı? Kıldım. Nerede terk ettim sünneti? Düşünüyor cevap veremiyor. Yok cevabı yok zaten. Peki ne diye aynı şekilde insanlar kafasını karıştırıyorsunuz öyleyse? Ya Allah-u Teala insaf versin ya. Hani şimdi bazı şeylerde işte efendim anarşistler diyorsun. Dinde de böyle anarşistler var. Din adamı kılığında anarşistler var. Eşkıya var. Eşkıya var yani. Allah-u Teala böylelerin şerrinden hepimiz muhafaza buyursun. Ehl-i sünnet alimler açık net buyuruyor ki Hanefi mezhebinde de öyledir. Kazaya kalan namaz borcu olan kimsenin nafileler kabul olmaz. Hatta mesela Şafii mezhebinde teravih namazı da dahildir buna. Evvabin namaz, duha namazı, teheccüd namazı. Bunların hepsi çok kuvvetli sünnet olmasına rağmen bunlarla meşgul olması da haramdır, günahtır buyuruyor. Hanefi mezhebinde de kabul olmaz. Kabul olmaz namazı niye? Efendim ben kaza biliyorum. Kaza bittiyse istediğin kadar nafile kılıyor. Ona kimse bir şey demiyor. Ama öncelikle yarın ahirette sana kazaya kalan namaz borcun sorulacak. Bunu ödedin mi? Vaktinde kıldın mı? Kılmadıysan kaza ettin mi diye sorulacak. Önce kazanı bitir istediğin kadar kıl.